biz projeye başladık. İlk zeminle girdiğimizde zeminin oldukça gevşek, sıvılaşabilir bir zemin olduğunu gördük. Türkiye'de pek çok değerli hocamızla çalıştık burada. Ve projede yapılması gereken, uygulanması gereken tüm önlemleri, detayları bize bildirdiler. Sadece biz bununla kalmadık. Ara sıra yurt dışından da destekler aldık, bilgiler aldık. Ve burada Türk mühendislerimiz, hocalarımızın liderliğinde zemine giriştik. Çok zor bir zemindi. Uzun çalışmalar sonunda normalde birkaç ayda bitmesi gereken zemin 1,5 yıl sürdü. İyileştirme çalışmalarımız. Kazıklar 57 metreye indi. Jet gruplar yapıldı. Diyafram duvarlar yapıldı. Çünkü sadece zemin değil, aynı zamanda aşağı doğru inildiğinde yanlardan denizin ve suyun büyük basıncı vardı. Bunların hepsine önlem alınması lazımdı. Zemin, sıvılaşabilir zeminlerde bina deprem olunca, sıvılaşınca oynayabilir. Sağa sola yatabilir. Bunlar önlemlerin alınması gereken şeylerdi. Burada sadece kazıklar yapılmadı. Aynı zamanda yataylara da çivi şeklinde kazıklar çakıldı. Bunların çoğu yurt dışından geldi bu uygulamalar. Burada içerisinde depremin sonunda sahil bantında, zaten İskender çoğu sıvılaşabilir olduğu için sahil bantı aşağı yukarı 50-60 santim kottan aşağı düştü. Yerden sular çıktı ve pek çok bina bu yüzden kullanılamaz hale geldi. Ama bizim binamız kendi kotunda kaldı ve hiç hasar almadan depremi atlattık. Yani burada sadece şey değil, hani sadece maliyet hesaplanmadı. İnsan hayatı, insan değeri, yaşanacak kayıplar hepsinin önüne geçildi bu sayede. İzolatör kullanılmadı ancak bu planlamalar yapılırken, projelendirme yaparken son işte kayıtlara bakıldı. Son 50 yıl, 70 yıl ne kadar geriden gelen kayıtlar varsa rüzgar, fırtına, hava durumları hesaplandı. Deprem şeyleri alındı, bilgiler alındı. Burada geçirilmiş yani tarihsel depremler de göz önünde bulundurdu. Ve bütün bunları düşünülerek, planlayarak en doğru şekilde yapılınca proje şeye gerek kalmadı, izolatöre gerek kalmadı. Ama eğer başta izolatör denseydi, şu denseydi, ihtiyaç duyulsaydı daha doğrusu tabii ki konurdu. Ama ihtiyaç duyulmadı, zaten ihtiyaç duyulmadı da projenin şu andaki durumundan belli oluyor hasarsız bir şekilde.